Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Ben muhabirlerinizden biriyle görüşüyorum. Ne hakkında görüşecektiniz beyefendi? Bir cinayet hakkında bilgi vereceğim onlara. Çalıştığım gazeteye geldi. Çok bitkin ve perişan bir hali vardı. Bir olay hakkında itirafta bulunacağını söyledi. Anlattıklarını dinledikçe tüylerim diken diken oldu. Bir insan bunu nasıl yapabilir, böyle bir işe nasıl ortak olur diye düşünüyordum. Gerçekten yaşanan tam bir vahşetti. Bahadır Bey. Buyurun ben. Ben bir olay hakkında itirafta bulunmak istiyorum. Anlamadım. Ne gibi? Artık dayanamıyorum. Anlatmam gerek. Bir dakika. Oturun şöyle. Evet, sizi dinliyorum. 10 sene. 10 sene evvel tanıştım eşimle. İlk görüşte birbirimize aşık olduk. Ve hemen evlenmeye karar verdik. Küçük bir kızımız oldu. Başlangıçta her şey çok güzel gidiyordu. Ama sonra... Şenur, hadi ben çıkıyorum. Geç kaldım. Geliyorum hayatım. Ne yapıyorsun? Hiç çalışma var. Sağ ol benim canım kızım. Hadi. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Çekil ayağımın altından be. Kolay gelsin beyler. Günaydın beyler, kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olasın, hoş geldin. Kolay
kolay gelsin Yükselen. Sağ olasın. Hayırdır ya, geç kaldın? Abi sorma ya, uyuyakalmışım. Hadi çabuk üstünü değiştir de tamam, gel yanımda. Geliyorum. Esra abi geldi mi? Yukarıda yazıhanede. Abi Musa, baksana. Buyur abi. Şu bizim gökkuşu pazarlama var ya. Evet abi. Oranın müdürü Mete Bey'in Dejo yolda kalmış. Anlattığına bakılırsa trigger kayışı mı ne kopmuş. Eyvah! Bırak oğlum şimdi eyvah meyvah. Şuradan bir tane çekici al, alın o arabayı gelin buraya. Tamam abi, tamam, tamam. Kalk oradan, süpüreceğim orayı. Abi. Ne bileyim kardeşim, stop edince tekrar bastım. İşte basınca bütün spoplar ezilmiş. Ne olacak şimdi? Motor yapılacak abi, bakacağız. Belki spoplardan kurtulan olmuştur. Desene dünyanın masrafı bula bula bizi buldu. Daha arabayı alalı bir hafta olmadı. Bunların kayışları zaten belli kilometrelerde değiştirilmesi lazım abi. Ne bileyim kardeşim, aldığım galeri bana böyle bir şey söylemedi ki. Her yerden araba alınmaz ki abi. Şeytan diyor ki şu arabayı götür galerinin kapısına at. Neyse artık, olan olmuş, sıkma canını. Biz senin için uygun bir şeyler ayarlarız. Peki, sağ ol. Telefon abi, yenge. Tamam, sağ ol. Ben bir bakayım abi, yarın seni ararım. Teşekkür ederim, tamam. Sağ ol. Evler abi. Efendim? Ne? Ne oldu? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Hemen geliyorum ben. Tamam. Ne oldu Musa abi? Bizim kız abi. Sürekli ağlıyormuş. Bir rahatsızlığı var herhalde. Belki önemli bir şey vardı. Al benim arabayla git. Tamam abi, hadi sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Çocuğum. Ne bileyim, düşmüş daha ağlıyor durmadan. Kızım? Kızım ne oldu? Ne oldu canım yavrum? Düştüm. Düştün. Acıyor. Neden acıyor? Acıyor. Hadi Şenur, hemen hastaneye götürelim. Kötü bir şey olmamıştır inşallah. Gel canım. Görev yaptığım hastaneye geldiler. Yapılan kontroller sonucu çocuğun göğsüne şiddetli bir darbe aldığını ve kaburgasında hafif sakatlık olduğunu gördük. Çocuğun düştüğünü söylemişlerdi ama ben buna pek inanmadım. Daha çok şiddetli bir darbe sonucu oluşturulmuş bir şeydi bu. Annesi tüm kontroller boyunca tuhaf bir tutum içindeydi ve garip davranıyordu.
Gerekli tedavi yaptıktan sonra dinlenmesi için evine gönderdik. Ha, benim güzel kızım doktorlara mı gitmiş? Canımı yanmış ha? Aman hala başlama sen de. Zaten bütün gece Musa ile birbirimizi yedik durduk. Aman yerseniz yiyin be, ne oldu, çocuk mu öldü de? Kızı kıymetli ne olacak? Bana bir şey olsa hiç sesi çıkmaz. Ben hastalanıyorum, doktora gidelim diyorum. Paramız nerede, boş versene diyor. Aa, bütün erkekler öyle. Ben de çocuk yaptığım zaman enişten aynısıydı. Vallahi kızdırmasın beni hala, orta yerde bırakırım. Bırak vallahi, biraz burnu sürsün de anlasın. Sürüm sürüm sürüm. Bir gün gün yüzü görmedim ya, gençliğim gitti. Hadi kızım bırak lafları da, hadi çay demlenmişim. Kalk birer bardak koy içelim hadi. Canım benim, ooo güzel yavrum benim. Hadi eyvallah, güle güle. Ne var Musa? Oy Serkan, sen nereden çıktın ya? İyi de fakat gidiyorsun. Hayırdır ya, ne zamandan beri ortalarda gözükmüyorsun? Ya canım sıkkın biliyor musun? Benim gideyim iş yerine, Musa'yı alayım. Güzel bir dertleşelim dedim ya. Dertleşelim arkadaşım. Dertli olan sen, birayı içen ben. Araç kullanacağım biraz sonra ya. Şimdi alkollü falan çıkmayayım yollara, kaza maza olur. Doğrusun Serkan. Ya deminden beri hep ben konuşuyorum. Birazcık sen anlat bakayım, ne var ne yok hayatında? Ben de anlatılacak bir şey yok ki be. Evden işe, işten eve. Hayat gayet monoton. Bir de benim şu ufaklık olmasa hiç çekilmeyecek ama. Ya siz yengeyle birbirinizi seviyordunuz baba ya. Ha? Ya bir sakat falan mı var ya? Ben hala seviyorum. Ama o biraz değişti. Nasıl yani? Saygı olayı. Saygı mı? Neyse boş ver. Hadi için. Bana bak, nasihatimi dinle. Yoksa ipin ucunu kaçırıverir. Kaçırmam hala, kaçırmam. Bende o göz var mı? Madem beni aldı, o çocuğu yaptı, her istediğimde yapmak zorunda var. Tamam yavrum. Ben gideyim şimdi, enişten gelir gene karnım aç der. Ay hep aynı, Musa da öyle valla. Aman hepsi öyle Allah aşkına. Bütün hep şimdi tövbe tövbe bir şey söyleyecek. Hepsi kaba. Valla doğru söylüyorsun, ne diyeyim. Musa, ben bugün çarşıya çıkacağım. Hem kendime tek bakacağım hem de biraz hava alırım artık. Şenur, çocuk daha tam iyileşmedi. Akrabalarından birini çağır, o baksın çocuğa. Çocuğu dışarı çıkarma. Yani şimdi çocuk yüzünden evde hapis mi kalacağım be? Of! Saçmalama Şenur, ben daha çocuk henüz tam iyileşmedi dedim. Tamam tamam, gitmeyiz. Halanı çağır, o bakıversin bir iki saat çocuğa. Aralarında en müsait olan o. O zaman arıyorum. Alo hala. Halacığım ya, senden bir şey rica edeceğim. Bir iki saatinde Gülçin'e bakar mısın bizim evde? Çarşıya gideceğim, biraz alışveriş yapacağım. Aa, çok sağ ol. Hadi o zaman görüşürüz, bekliyorum. Tamam. Buraya geliyor. Biraz para versene. Musa, buyur abi. Hayrola, düşüncelisin. Yetmiyor be abi. Hesap yapıyorum, kitap yapıyorum, yetmiyor. Bak Musa, herkeste aynı sıkıntı var oğlum. Takma kafana, sıkacağız dişimizi. Siz zordasınız, sanki biz serbest miyiz, rahat mıyız? Ama üzme kendini, tamam mı? Ben varım senin yanında. Başın sıkıştı mı, yardımcı olurum sana. Tamam? Sağ ol abi. Hadi, sağ boş ol. Ver dişimi.
Gel Allah. Ay yavrum, hoş benim kızım. Hoş bulduk çocuğum. Ay çok teşekkür ederim, beni kırmadın geldin. Aa ne demekmiş o kızım, rica ederim. Kız içeride. Tamam gidiyorum. Hala ben çıkıyorum. İki saate kalmaz da dönerim, tamam? Tamam yavrum, sen rahatına bak. Hadi hoşça kal. Hadi ye kızım ye. Benim güzel yavrum, bebeklerinle mi oynarmış? Yer o halası onu, yer yer. Güzelim bir. Ben kapıya gidiyorum, sen oyna bebeklerle. Buyurun. Teyzeciğim iyi günler, nasıl ediyorum? Estağfurullah. Buralarda Ayşe diye arkadaşım var. Evet. Yeni taşınmış. Acaba tanıyor musunuz kendisini? Hayır yavrum, tanımıyorum. Size yardımcı olamayacağım. Bir kuaförlük yapıyormuş da. Hayır, bilmiyorum çocuğum. Bilmiyorsunuz. Hayır. Peki özür dilerim, rahatsız ettim. Rica ederim. İyi günler. Güle güle. Diyorsun. Ne bileyim ya, canım sıkkın. Ne oldu oğlum, bir problem mi var? Bilmem ki, içimde bir sıkıntı var. Sıkacağın iyidir, çabuk çıkmaz. Hadi ya. İyi iyi, sevindim. Şennur. Benim halacığım. Ha. Hala. Ha. Bu biletler nereden çıktı böyle? Ne bileyim ben. Aa. Kapının önünde buldum. Sen mi düşürdün yoksa? Hadi hadi itiraf et. Enişteyle sinemaya gideceksin değil mi? Hadi canım, sinema kim? Biz kim Allah aşkına? Allah Allah. Musa da düşürmüş olamaz. Çünkü ondan sonra ben çıktım görürdüm. Zaten sinemaya gitmek gibi de bir huyumuz yok hiç. Aa tamam buldum. Sen çıktıktan sonra bir kadın geldi. Burada arkadaşım imiş neymiş, buralara taşınmış, onu sordu. Ha. Herhalde o düşürdü. Hı hı. Aa. Ne? Bu akşam 9 makinasında biletler. Ya iyi ya işte. Al kocanı git. Hı hı. Ben düşünüyorum, çocuğu ben alayım eve gideyim, siz de sinemaya gidin. Ay ne oynuyor acaba? Aa sen de bedava bilet bulmuşsun, hala ne oynuyor diyorsun. Hadi aç kocana telefon. Kızı alayım, sen de gel beraber. Musa da gelsin, seni bizden atsın ha. Tamam hadi. Telefon aç, aç. Tamam, hemen. Hadi. Şurada, şuraya eklediler. Ben kısmı burada. Şuraya ekledim ikisini. Efendim? Ha, burada yanımda vereyim. Eşini arıyor. Efendim Şenir. Musa, bu akşam sinemaya gideceğiz. Yemeği de dışarıda bir şeyler atıştırarak geçiştiririz artık. Aa. Bu nereden çıktı ya? İki tane sinema bileti var elimde. Nereden geldi? Ha canım nereden, ne yapacaksın, nereden geldiyse geldi. Bak ben şimdi halamlara gidiyorum. Oraya iş çıkışı gelirsin, beni alır gideriz. Peki Şenur, tamam. Nereden bulduysa iki tane bilet bulmuş, sinemaya gidelim diyor. Fena mı işe gidersiniz, eğlenirsiniz. Neyse abi, şu
Şu fotokopiler arkada. Tamam. Dediğim gibi şunu da çektirdim. Onlar tamam. Apartman burası. Saat kaç? 9-10 geçiyor. Hadi gitmişler dur. Abi bir an önce patlatamamış. Güzel kızım da burada uyumuş. Ya benim bebeğim. Ay yavrum benim. Hadi kalk çocuğum. Kalk yavrum yatağına. Hadi. Gel. Giy kısmını. Hadi gel bebeğim benim. Hadi güzel kızım. Abi çok kolay oldu ya. Oğlum bu bilet numarası çok iyiydi be. Biz bu girişten daha çok ev soyarız. Abi bunlar beleşe bayılıyor ya. Esas bunlar eve gelince bayılacak. Haberin için oldu ha. Hadi bana eyvallah abi. Eyvallah. Güzel film de öyle. Ha, evet. Allah razı olsun kadından. İyi ki biletleri düşürmüş. Yoksa seninle sinemaya mı gideriz biz? Hadi kahve yap da içelim. Ay dur şu üstümü değiştim bekle. Aman Allah'ım. Ne olmuş buraya böyle ya? Aman Allah'ım. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Soyulduk. Akınlarım! Bileziklerim! Olamaz! Hepsi gitmiş! Sen yaptın değil mi? Sen yaptırdın! Değil mi? Deli misin sen Şenur? Biliyorum! Zaten hayatında başka biri de var! O kız olduktan sonra aramızda iyice soğudu! Sen yaptırdın! Biliyorum sen yaptırdın! Şenur kendini biraz saçmalama! Allah beyanı versin beni! Polis! İmdat! İmdat! Kocamırsın! Her şey çalmış! İmdat! O gece eve döndüklerinde Şenur altınların çalındığını görünce çılgına dönmüş. Musa'ya sen çaldın, sen çaldın diye bağırıp çağırmış. Ve polisleri çağırıp kocasını suçlamış. Musa'nın suçsuzluğu tespit edildi. Ama Şenur ikna olmadı ve boşandılar. Mahkeme kızı Şenur'a bıraktı ve benim yanıma yerleştiler. Şenur'un sinirleri çok bozuktu. Kızına karşı çok kötü davranıyordu. Hoş geldin Musa, ne haber? Hoş bulduk Musa, ne olsun? Musa! Buyur abi. Biraz gelir misin yukarıya? Tamam. Ha gel. Ne oldu avukat işi? Ne olsun abi, mahkemenin verdiği kararı bozamıyoruz. Yani? Yanisi
Kararın aynısı geçerli. Kızımı 15 günde bir pazar günleri görebileceğim. Bir de Temmuz aylarında yanımda kalabilecek. Ne yaptınız oğlum siz böyle ya? Tam çocuk baba sevgisine muhtaçken kalktınız boşanmaya. Ben ne yapayım abi? Sana 1000 defa anlattım. Kadın resmen boşanmayı kafasına koymuş. Bunun için hırsızlığı bana yüklemeye çalışıyor. Neyse oğlum, boşver. Olan olmuş. Sular biraz durulsun, tekrar belki bir araya gelirsiniz. Zor abi, vallahi zor. Yüzme sen kendini, hadi bak işte. Ay hala, sana da yük oluyoruz ama. Aa, ne münasebet, ne biçim laf öyle? Hı. Şimdi annemlere gitsen, kapı dışarı salmazlar, hiçbir yere bırakmazlar. Hayatım söner valla. Ah yavrum, istediğin kadar oturabilirsin. Yarın bir işe girersin, çalışırsın. Adamdan da nafakayı alırsın, geçinir gidersin. Tabii alırım, eğer ödemezsen o nafakayı valla hapishanelerde süründürürüm. Bana bak kız, gençsin, güzelsin, yarın bir günde evlenirsin ha. Aman Allah. Allah aşkına, vallahi benim elimde olsa şu eniştem var ya, vallahi onu değiştirdim ha. Of Allah'ım, ben de günah işledim. Hem karımdan hem kızımdan ayrı bıraktın beni. Vardı. Savaş kazan. Of Şenur, of! Hem ayrıldın hem de onu düşünüyorsun. Ne biçim iştir bu? Canım, o da bana değer verseydi. Kızı benden kıymetli. Pit sen de. Abi? Vay Erkan, kusura bakma dalmışım. Ne oldu abi, hayırdır, bir durum mu var? Var bir takım özel problemler Erkan. Abi yardım edebileceğimiz bir durum olursa söyle bize. Sağ olasın, sağ ol. Görüşürüz abi. Hala ben dışarı çıkıyorum, bir şey istiyor musun? Ne yapacaksın dışarı? Canım çorap alacağım, hem biraz da dolaşacağım. Ekmek istiyorum kız. Kaç ekmek alayım? 3 ekmek al, akşama bir daha almayalım tamam. Ha? Hadi görüşürüz. Hadi güle güle ya. Anahtarı alıyorum. Tamam. Ne oldu? Korkuttu mu seni? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ürktüm biraz. Oğlum yalnız yaşamak seni tabii böyle iyice pısırık yapınca. Ne alakası var Serkan şimdi? Ya bir kornaya bas, hemen hopladın yerinden. Kafam dağınık. Toparla kendini biraz, Musa olmuyor böyle. Elimde değil ya. Kızımı özlüyorum Serkan, ne yapayım? Tamam birader, bir şey demedik. Hem sen çıkmıyor musun artık? Daha var, otur bir çay söyledim sana. Musa. Buyur abi. Sen gidebilirsin oğluma da arkadaşını bekletme, iyi tatiller. Tamam abi, sağ ol. Ben şu üzerimi çıkarayım, hemen geliyorum. Tamam, hadi bekliyorum. Ya sen çocuğu ne zamanlar alıyorsun? Yarın alacağım. Bir problem çıkmasın. Bilmem ki, ilk defa alacağım. Doğru ya. Sen ne zamandır yengeyi de görmedin değil mi? Cık, görmedim.
Belki de şimdi hani diyorum, görmüşken yeniden aranızda bir şeyler olur falan, ha? Gülme be oğlum. Ya onu da bırak da şimdi var ya, sen burada içiyorsun, ben kola falan. Diyorum ki arabayı bizim semte bırakalım. Çok da güzel bir yer biliyorum. Gidip kafaları parlatalım, ne dersin? Hakikaten ya. Ulan Serkan, seni tebrik ediyorum ha. Şu alkollüyken arabayı kullanmıyorsun ya. Kullanmam abi. Hadi gidelim. Arabamı eve bırakıp o yakınlarda bir yere gidip oturduk, içki içip sohbet ettik. Musa'nın canı çok sıkkındı. Kızından ayrı olmak onu çok mutsuz ediyordu. Aslında karısını hala çok seviyordu. Kızını göreceği için sabırsızlanıyordu. O işte. Ben adama böyle önüne baka baka gönderirim. Bana gelme de kızını görmeye gel. Al sana kız. Canım hadiysin. Vay be. Bana attığı şu kızlığa bak. Ulan kızımı göstermiyor bana ya. Bana bak, adamı ters düşü yolladın ha. Yollarım tabii, beni hiç arayıp sormuyor. Ama o piç için hiç eşek gibi geliyor mübarek. Ayol ayrılmışımız, adam senin neyini arayacak? Ay ağrıma gidiyor alayı, niye sormuyor beni? Bırak Allah aşkına, adama hem hırsız hem hırsız yaptın. Ondan sonra da seni mi soracak? Ay bilemiyorum, sen ne bileyim gelse konuşsa bir şeyler değişir gibi geliyor. Bana bak. Senin gönlün hala onda gibi geliyor bana. Aman Allah. Aman amanı yok, hadi canım sen. Bana bak. Sen arasında biraz konuşsanız ha? Ben mi arayayım? Tabii sen ara. Ha? Vay be. İşe bak. Alkolik olacağız anasını satayım. Sünger gibi içiyoruz. Kızım ne yapıyorsun Allah aşkına, yoruluyorsun? Ay halacığım, bu da iş mi? Sen git keyfine bak. Ay hadi bitir de gel hadi.
Tamam. Hadi gel çay içeriz. Hadi. Benim bebeğim, o benim güzel kızım, yavrum benim. Allah, ben çok terledim, duşa gireceğim. İyi, hadi gir kızım. Ah benim kadersiz kızım, ne anadan hayır var, ne babadan. Ah, Allah kahretmesin böyle anayı bu. Çağırmışsın abi. Gel Musa. Musa bak, senin bazı üzüntülerin var. Seni çok iyi anlıyorum ama burası da benim iş yerim. Her şeyden önce kendimi düşünmem lazım. Tamam abi. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bak saat kaç olmuş? Daha işe yeni geliyorsun ya. Akşam biraz fazla içmişim abi. Uyanamadım. E tamam da oğlum, bu nereye kadar gidecek böyle? Doğru söylüyorsun abi. Toparlayacağım kendimi. Tamam. İşinin başına dön hadi. Of, nasıl rahatladım. Üzerimde bir sıkıntı vardı. Hepsini attım gittim. Ay, senin sıkıntın pek suyla falan gideceğe benzemiyor. Ne demek o şimdi? Öyle ya, sen geldin geleli burada yıkanıp duruyorsun. Ama yavrucuya bir kere yıkadın mı ha? Canım, yıkamadık da koktu mu velet? Allah Allah, şuna bak, kokmuş mu velet? Nerede o bu arada? Ay, içeride yatıyor. Bana bak, bazen seni onun annesi değil de düşmanıymış gibi görüyorum ayol. Niye öyle yapıyorsun? Ay halacığım, çocuk benim. İstediğim gibi de davranırım ona vallahi. Aman hadi be. Ben kendimi gattar falan zannediyordum ama vallahi ben senin yanında meleğim, melek. Tabii tabii meleksin. Enişten burada olsaydı da söyleseydi. Sen şeytan mısın yoksa melek misin? Musa, karga burnu versene. Ha? Karga burnu, karga burnu. Gene uçtun. Yok be, dalmışım öyle. O kadar içkisse. Konuşma lan. Senin de benim gibi başında bir sürü dert olsa kim bilir ne hale gelirsin. Şenur'un çocuğa karşı tutumu günden güne sertleşiyordu. Bir şey söylediğimde beni azarlıyor, üzerine fazla gidemiyordum. Dul kadın basar gider. Allah muhafaza başına bir iş gelir diye ödüm kopuyordu. Sana uyu dedim. Uyuyacaksın, uyan dedim mi uyanacaksın. Hı. Anladın mı? Tamam mı? Tamam mı diyorum. Ne oluyor burada Şenur? Yok bir şey Allah. Biraz terbiye vermem gerekiyordu, o kadar. İyi tamam, bırak çocuğu, rahat canım, yatsın uyusun. Hadi gel bakayım. Hadi. Tamam.
buradayım ama kızımı göremiyorum. Aslan. Aman Allah'ın şükür enişteni uyuttum. O da tavuk gibi erkenden yatıyor. Aman aman yatsın Allah aşkına, onun çeresini çeker herhalde olur. Hala tam sana göre bir koca. Allah aşkına. Ay seninki hiç çenesi yok değil mi? Dırdırı yok yani. Of hala döndün dolaştırdın, lafı yine oraya getirdin. Ay ne yapayım? Ulan bu bana yapılır mı lan? Bu bana yapılır mı? Ne ayak? Bilmem. Allah sen ya. Aa, adamın yaka paça götürdüler. Helal olsun adama. Mahallenin ortasında nara atıyor. Ay nara attı da ne oldu? Ay ben bir kez olsun Musa'nın nara attığını görmedim ama. E vallahi sen sandığından da sadistmişsin ha. Ben sadist değilim hala, vampirim. Yok ya. Seni de ısırırım. Hadi be. Bakın arkadaşlar, Musa'nın son günlerdeki dalgınlığının farkındasınızdır herhalde. Ben Musa'nın bazı yaptığı şeyleri ne kadar kızsam da ne de olsa o benim kardeşim kadar sevdiğim birisidir. Sizden ricam ona sahip çıkalım. En azından bu durgunluğunu atlatana kadar ona destek olalım. Tamam. Hayırdır abi, bir şey mi oldu? Ha yok bir şey, aramızda bir konu vardı da onu konuşuyorduk. Ben yoktum abi. Oğlum gerekirse daha sonra ben seninle yine konuşurum, tamam? Hadi arkadaşlar, herkes baksın işine. Hadi kolay gelsin. Ne konuştunuz oğlum? Hiç. Nasıl hiç? Ya hiç işte, havadan sudan. Yok, pişti oynadık deseydin bir de bari. Ya ne bileyim, git patrona sor o zaman ya, Allah Allah. Ne o kızım, nereye? Ay Allah, kızı biraz dolaştıracağım. Hem ben de biraz hava alırım. Ay, hangi dağda kurdurdu acaba? Ay sen de abartmasan olmuyor yani ha. Öyle ya canım, geldim gelin şu çocuğu bir kere sokağa çıkarmadın da. Ay çıkartmadık da ne oldu? Boyum kısaldı, şimdi çıkaracağız işte. Amir. Musa. Buyur abi. Şu üstünü de işte bankaya kadar çıkalım. Banka mı? Elektrik parası yatacak, hem bu çekler bozulacak. Bunları yatır gel. Kuyruk var mı? Bekleyeyim mi acaba, döneyim mi? Olsun oğlum, yatır dön. Zaten kuyruk olmasa şaşarım. Memlekette her işi düzeltirler. Bir tek kuyruğa kaldı çare. Ha bak, benim hesabım da var bu bankada. Elektrik parasını ayır. Bu çeki bozulduktan sonra geri kalan parayı da hesabına yatır. Tamam abi, evet, tamam. Bu benim kanuni hakkım. Mahkeme çocuğun senede iki kez bende kalabileceğini söyledi. Olabilir canım, belki evde yokuz, belki uzak bir yere gittik. Şennur, geleceğimi biliyordun, bekleyebilirdin. E baktın yokuz, başka bir gün gelseydin. Neyse neyse. Şimdi bunları bırakalım ya. Birlikteyiz, onun tadını çıkarmaya bakalım. Eskiden de birlikteydik, niye tadını çıkaramıyorduk peki? Hiç çoktan araya husumet soktun Şendur. Hırsızların yaptığını bana yüklemeye çalıştın. Ay kes kes, yine geldin aynı mevzuya. Şendur, çocuğu bugün ben alayım mı? Bir süre bende kalsın. Canım nasıl bakacaksın sen, tek başınasın, çalışıyorsun. İş yerinden 10 gün izin alırım kızım için.
Vallahi aslında fena da olmaz. Çünkü çok yoruldum. 10 gün dinlenirim herhalde. Tamam, yarın burada buluşalım, kıyafetlerini getir. Tamam mı? Sen alama gel. Adamla aramın iyi olmadığını biliyorsun. Neyse, ben buraya getiririm. Şimdi çocuk onda mı kalacak? 10 gün. Yarın birkaç parça da eşya götüreceğim. Ay ne tarzsın ya? Evvel adam istedi vermedin. Şimdi bakıyorum gönüllü veriyorsun. Ay alt üstü 10 gün Allah. Bana öyle geliyor ki sen çocuktan bıktın gibi ha? Yanındayken öyleydi ama... Ay bir akşam görmedim, özledim valla. Of yeter bu kadar. Efendim? Merhaba, ben Musa'nın ayrıldığı eşiyim. Musa'yı rica edebilir miyim? Musa yok kardeş. Nasıl yok? Nerede peki? Ya, izinli kendisi. Babasının memleketine gitti. Babasının memleketine mi gitti? Musa kafasını iyice kasmıştı. Çocuğu geri vermeyeceğim diyordu. Onun için de çocuğu kaçırdı. Şenur günde 30 sefer iş yerini arayıp bağırıp çağırıyordu. Biz de arada kaldık. İnşallah hayırlısı neyse olsun. Oğlum Şenur çılgına dönmüş gibi. Her gün durmadan buraya arıyor ya. Arasın abi arasın. Çocuğu benden kaçırmak neymiş öğrensin. Ya iyi de ne olacak böyle? Sen dönemiyorsun buraya. Abi dönersem alır çocuğu polis de elimden. Yani öyle bir iş yapıyorsunuz ki... Hay Allah'ım ya Rabbi ya. Neyse abi. Olan oldu bir kere. Ok yaydan çıktı. Bir şey olursa beni haberdar edersiniz. Ha burada sakın Şenur'a telefonumu vermeyin, tamam mı? Tamam abi. Hadi hoşça kal. Kolay gelsin. Allah belasını versin emi. Bana bak, bela okuma. Ha kızım insanın başına verir. Vermiş zaten vereceği kadar Allah. Anlaşıldı. Bana bak, siz ikiniz bir araya gelip mutlaka konuşmanız lazım. Hala nasıl bir araya geleceğiz? Adam kaçmış, yok ortada. Ha dur, iş yerindekiler muhakkak bilir onun nerede olduğunu. Tabii bilir. Sen de biliyorsun zaten memlekete gitti dedin ya. Ne memleketi Allah ya, yalan. Hepsi yalan. Kim bilir nerede, buralarda bir yerdedir. O zaman yarın iş yerine git. Mutlaka seni telefonla görüştürsünler. Eğer görüştürmezlerse tehdit et. Karakola gideceğim de. Doğru ya. Bakın, siz bu ailenin bir araya gelmesini istemiyor musunuz? Ne demek istiyorsunuz siz? Keşke tekrar bir araya gelir. Madem öyle verin şunu telefonu arayayım. Numarasını veremem çünkü kendisine söz verdim. Ama tek sizin için yapacağım şey ararım onu, sizi telefonda görüştürürüm. Tamam arayın o zaman. Alo. Alo Musa. Ne haber? Benim. Tanıdım abi tanıdım. Sağ ol. Senden ne haber? Bak Şenur geldi. Ne? Şenur mu geldi? Evet. Seninle konuşmak istiyor. Abi telefonumu öğrendi mi yoksa? Yok oğlum yok.
Neyse verin de kendisine görüş. Alo. Efendim Şenur. Neden kaçtın Musa? Yavrumdan ayrılmamak için. Peki ben ne olacağım? O benim de yavrum değil mi? Bilmiyorum Şenur, ne yapmamız gerekiyor. Bunun çıkar yol olmadığını ben de biliyorum. Ya ben de şaşkınım, ne olur dönün. Dönünce ne olacak Şenur? Sen yine saldıracaksın. Bak söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Buraya dönün, döndüğünde de bana telefon aç, karşılıklı oturup konuşalım seninle. Bakarım Şenur. O telefon konuşmasının ertesi günü Musa geldi. Önce beni aradı, biraz çelişkiliydi. Ama Şenur'u arayacağını söyledi ve dükkandan da aradı. Ben bakarım ona. Alo? Benim Şenur, Musa. Musa, geldin mi? Geldim ama bir arkadaşın evindeyim. O zaman hemen gel buraya, beni al çıkalım. Tamam. Tamam, bir saate kadar oradayız. Tamam, geldiğinde zile basarsın, ben çıkarım, tamam mı? Peki, oldu. Görüşürüz. Kimdi kızım? Musa, birazdan gelip beni alacak gelmişler. Hadi hayırlısı, ne diyeyim? Ben gidip hazırlayayım. Tamam. Tamam. Belki iyi bir başlangıç olur ha? Vallahi ne bileyim abi ya. Bana bak, al benim arabayı, bagajda mangal var. Şunu da al yanında bulunsun. Güzel var. Oğlum al yanında bulunsun. Şöyle güzel bir et yaptır, gidin bir piknik yapın, hadi bakayım. Sağ ol abi. Hadi. Hadi gel kızım. Bakalım iyi misin? Özledim seni. Merhaba, nasılsın? İyiyim Şenir. Sen nasılsın? Ne yapalım, nereye gidelim? Pikniğe gidelim diye düşünmüştük. Aa, çok isabetli bir karar. Tamam, gidelim. Hadi o zaman. Hadi. Gel kızım. Bir tane daha koyayım mı kızım, içecek misin? Kızım, hadi gel. Al. Canım benim. Peki ne olacak şimdi? Bak Musa, ben düşündüm, taşındım. Senden ayrı kalmak istemiyorum. Ben de senden ayrı kalmak istemiyorum. Seni çok seviyorum. O zaman? Tekrar birlikte olalım. Olabilir ama bir engelimiz var. Ne engeli? Bu mi?
Ne diyorsun Şenur sen? Ne mi diyorum Musa? Bak, çocuk bende olunca sen özlüyorsun. Sen de olunca da ben özlüyorum. Demek ki çocuğun sevgisi bizim sevgimizin üstünde çıkıyor. Şenur, kendinde misin sen? Ne dediğinin farkında mısın? Bak, ben senin sevgini kimseyle paylaşmak istemiyorum. Bu çocuğumuz bile olsa. Tek çaremiz var, ondan kurtulmak, onu yok etmek, tamam mı? Senden kurtulacağız. Şenur! Kurtulacağız işte. Ne yaptın? Ne yaptın, öldürdün çocuğu? Ben öldürmedim. Birlikte öldürdük onu. Anlıyor musun? Bizim mutluluğumuz için bu gerekiyordu. Bu gerekiyordu. Artık yeğenimize yeni bir hayat kuracağız. Onsuz. Kızım. Ne yaptın? Ne yaptın? Allah'ım affet beni. Affet beni. Affet beni. On gündür vicdan azabından ölüyorum. Ne olur artık bitsin bu işkence. Polisi arayın, gazetenizde yazın. Artık bitsin bu işkence. Assınlar bizi, assınlar bizi. Kızımızı öldürdük. Eski eşiyle birlikte kızlarını öldürdüklerini söyleyen Musa bizi asın diye haykırdı. Musa şimdi cezaevinde, hiç kimseyle konuşmadan cezasını çekiyor. Şenur, o da Musa gibi cezaevinde ömrünün sonuna kadar yatacak. Bu ülkede, bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.